and don't cry. Your folks might understand you. Herkese merhaba. Bugün petrol piyasalarını konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz Washington'dan Principal Comex Consulting and Advising'den Bahattin Büyükşahin. Bahattin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Emin. Bahattin Bey, bugün Uluslararası Enerji Ajansı'nın yeni bir raporu yayınlandı petrol piyasalarıyla alakalı. Orada da baktığımız zaman 2020'nin ikinci yarısı için ikinci çeyreğinde 19.9 milyon varillik bir talep düşüşü gösteriliyor. 2020'nin tamamında ise bir önceki rapora göre biraz daha beklentilerde bir aşağı yönlü düşüş yapılmış ve 8.6 milyon varillik bir 2020'nin tamamında talepte düşüş bekleniyor. Arzda da baktığımız zaman yine 12 milyonluk arz kesintisine dikkat çekilmiş ve 88 milyon varillik arzda son 9 yılın en düşük petrol arzının şu an piyasada olduğuna dikkat çekiliyor. Siz mevcut parametreler ışığında hem Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporunu hem de piyasalardaki son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler Emin. Yani gerçekten çok ilginç bir iki ay yaşadık diyebilirim. Bu olaylar Şubat'ta başladı aslında da dünya piyasalarını, daha doğrusu batı ekonomilerini sarsması Mart'ın ortaları Nisan'dan başlayarak. Nisan ayı için galiba Fatih Birol bahsetmişti. Kara Nisan diye şeye vurgu yaparaktan, Kara Pazartesi 1987 dünya piyasalarının çökmesine, gerçekten de öyle bir durumla karşı karşıya kaldık. İki bakımdan, hem petrol fiyat savaşları devam ediyordu. Bu nedenle arzda epeyce yükselme görmüştük. Örneğin OPEC'in üretimi 30.7 milyon varile çıkmış Nisan ayında. Bu son 13 ay, galiba son 13 ayın en yüksek rakamı. Aynı zamanda talepte de müthiş bir daralmayla karşı karşıya kaldık. Yani geçen aydaki raporda 29 milyon varillik bir azalma bekleniyordu Nisan ayı için. Şimdi o rakamı 3 milyon varil aşağı çekti, 26 milyon varil galiba. Hı-hı. Bu nedenle şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Rahatlıkla derken eldeki verilere göre. Gerçekten kara bir Nisan yaşadık. Bu kara Nisan'daki söylem, talepteki müthiş azalma, 30 milyona yakın, yaklaşık 25-30 milyona yakın ve de ilk kez vadeli işlemler piyasasında negatif fiyatı da gördük. Yani bu tabii ki negatif fiyat şey değil, sorun değil. Çünkü bunu fiziki piyasalarda biz zaten görüyorduk. Eğer şeye bakarsanız, North Dakota'nın ekşi petrolüne falan, bunları biz zaten rahatlıkla görüyoruz. Ama vadeli işlemler piyasasında ilk yaşandı. Yüzde yaklaşık olarak eksi 40'a kadar düştük. Settlement price, yani denge fiyatı 37.6 gibi bir rakamla kapanmıştık. Yani özellikle Mayıs kontratı için. Bu nedenle kara Nisan diyorum. Şimdi ne görüyoruz? Yani özellikle şu andaki durum ne piyasalardaki? IEA raporuna da baktığınızda, Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporu, belli şekilde bir düzelme ile karşı karşıyayız. Ama yavaş. Yavaş bir düzelme ile karşı karşıyayız. Bu düzelme tam bir mutlak bir düzelme de değil. Çünkü ne olacağını biz bilmiyoruz. Belli şekilde bizim V tür bir iyileşmeyle mi karşı karşıyayız? U tür mü? L tür mü? W ya da karekök. Neyle isterseniz bakarsınız. Bunların hiçbirisi şu anda belli değil. Örneğin ben şeyden bahsettim her zaman için. Bir örnek olarak 1918-1920 İspanyol gribinden. Bu İspanyol gribi ilk başladığında 1918 bahar aylarıydı. İlk dalga geldiğinde. İkinci dalga geldiğinde 1918'in Eylül'ünden 1919'un Şubat'ına kadar sürdü. Ölümcül darbe ikinci darbe. İkinci dalgaydı. Oradaki en önemli şeylerden birisi de bu karantinanın erken kaldırılmasıydı. Bu ikinci dalgada en büyük ölümler yaşandı. Yaklaşık
Geçen galiba Barron'un bir makalesi yayınlandı. Ölümleri 40 milyona dayandığını söylüyor. Türkiye için de %1'lik nüfus azalmasına neden olmuş. Yani bu nedenle her şey güllük gülistanlık değil. Belli düzelmeler var. Özellikle talepte karantinanın gevşetilmesi, hareketliliğin belli şekilde artmasıyla birlikte talepte belli bir şekilde düzelmenin olduğunu görüyoruz. Ama en büyük düzelme ise talep arz yönlü oldu. Şimdi onlara bakalım istersen. Dediğim gibi karantina belli şekilde gevşetilmiş. Mobility, hareketlilik artıyor. Bu da tabii ki talepte belli bir iyileşmenin olduğunu. Bu nedenle de IEA'nin Uluslararası Enerji Raporu'nun şeyinde geçen ayda 23.1'lik bir azalma bekleniyordu ikinci çeyrek için. Bu raporda 19.9 milyona düşmüş bu. Yani yaklaşık olarak bir 3.2 milyon varillik bir düzelme. Bunun sen de belirttiğin gibi talebin ama son 2020 için 8.6 milyon varillik bir azalmayla kapanacak. 91.2'ye düşeceği 2020 için. Yani bu demek ki yaklaşık olarak biz talepteki azalma ve de talebin kriz öncesine, korona öncesine dönmesi 2021-2022'yi belki de 2023'ü bulacak. Yani, kademeli bir toparlanma. Tabii de kademeli bir toparlanma olacak. Bu öbür taraftan baktığımızda arz da belli şekilde tabii ki OPEC artının yani OPEC artı Rusya ve diğerlerinin 10 milyon varillik bir indirme, üretim kısıtlamasına gidileceği söyleniyor. Biraz daha artırdılar bu işi. Marketin dengesi var. Market her zaman dengede. Onu her zaman söylerim. Ama taleple arz arasındaki dengesizlik yani eşitsizlik stoklara gider. O ayrı mesele de şu andaki şeyi söyleyeyim. Stokların aşırı şişmesi nedeniyle Suudi Arabistan örneğin 1 milyon varillik bir ek kısıtlamaya gideceğini Haziran ayı için. Birleşik Arap Emirlikleri 100 bin varillik, Kuveyt 80 bin var. Bugün Oman'da 10 bin varillik artı bir azalmaya gideceğini. Ama en büyük üretim kısıtlaması ise yani çünkü şeye göre Nanopec dediğimiz ülkelerden geliyor. Amerika ve Kanada. Amerika, Kanada 2.8 IEA raporuna göre bu rakam Haziran ayında 4 milyona kadar çıkacak. Haziran'a çıkacak deniyor. Ama eğer bu şekilde fiyatlar da toparlanma olursa, örneğin şu anda bakıyorum şeylere, $29, bu Amerika'daki üreticiler için normal $30 civarı normaldir. 46 ile $52 diyor şeylerine. Kar elde edebilmeleri için. Ama hayatta kalabilmeleri için $30 yani yetecek. Çok da kötü değil. Çok da kötü bir rakam değil. Bu nedenle bugünkü raporlarda pipeline'lara gelen üretimdeki kısıtlamaların da azalacağını gösteriyor. Yani IEA'nın raporunda 4 milyona kadar çıkaracağız bahsediyor ama fiyatlarda düzelme oldukça biz bunun o kadar da olmayabileceğini şey edebiliyoruz, görebiliyoruz. Bu şeye baktığımızda en basitinden diğer ekonomik olgulara baktığımızda da bunu US işsizlik oranı %4.4'ten 14.7'ye çıkmış. Bunun üzerine 5 puan daha ekleyelim. Çünkü koronavirüsten dolayı geçici süre işsiz kalanları bu rakamın içine katmamışlar. Yani şu anda olan şey %20. Amerika puan. İçin herhalde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en yüksek işsizlik rakamlarından bahsediyoruz. Great Depression'dan, 1929 Great Depression'dan sonra en büyük şey. O da 2 yıl galiba bu rakamın üzerinde. Birinci kuartal 2020'nin birinci kuartalında Çin'deki gayri safi milli hasıla %6 nokta düşmüş. 6.8 düşmüş. Avrupa 3.3. Bu daha birinci kuartal. Avrupa'ya asıl şey ikinci çeyrekte gelecek ve özellikle Amerika içinde.
ABD açısından da aynı şekilde yani bu şey. ABD'ye baktığınızda belli şekilde talepli bir düzelmenin olduğunu görüyoruz. Yani bir iyileşmenin olduğunu görüyoruz. Yani özellikle benzin ve dizel motorin yakıtlarda. Halen jet ne diyorlar? Jet A1. Jet yakıtında düzelme yok. Orada halen çok büyük. Çünkü domestic flight hariç yani ulusal yurt içi uçuşlar hariç diğerleri durmuş durumda hariç, hala. Yerlerinde bir şey yok. O nedenle orada bir düzelmenin olmadığını şey diyoruz. Görüyoruz. Diğer taraftan Avrupa'da 1.7 milyon varillik bir de benzin talebinde düşüş var. Yani bu nedenle Çin'deki talep yavaş yavaş geri geliyor. Geri gelmesine rağmen geçen Mart ayına göre 1 milyon varillik bir şey var. Bu da gösteriyor ki bize belli şekilde eğer düzelme başlarsa talep artabilir. Ama bu yavaş olacak. Bu kesinlikle ve kesinlikle yavaş olacak. Bu senaryoların tamamı da ikinci bir dalganın olmayacağı varsayımı altında. İkinci dalga olsa dahi hükümetlerin bu kadar karantinaya gitmeyeceği varsayımlar altında. Yani onu iş etmek lazım. Yani burada belli bir seçim yapmak zorundasınız gibi. Ya ekonomiyi kurtaracaksınız ya da insanı kurtaracaksınız. Ama genel olarak baktığımızda özellikle Amerika ve Avrupa'da ekonomik kaygıları özellikle Trump yönetiminde daha ne çıktığını görüyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Yani şu anda geçen bazı şeyler okuyorum Türkiye içerisinden. Yok efendim insanlar artık özgürlüklerin kısıtlanmasına dayanamıyorlar onun için. Hayır, burada belli bir şekilde politik bir şey var, söylem var. Trump yeniden seçilebilmesi için en önemli şeyi ekonomik büyümeydi. Şu anda onu da kaybettiğine göre seçilememe şeyi var. Bu nedenle artık daha fazla şey diyor. Risk alarak. Politik bir karar da karşı karşıya kalacağız dedi. Onun da şeylerin sinyallerini alıyoruz. Bu sadece talep yönden. Ama üretim kısıtlamasına baktığımızda bu çok daha etkili bir, yani çok daha hızlı bir reaksiyon vermiş. O reaksiyonun sadece OPEC'in 6 Nisan ya da 9 Nisan'da alınan kararlar değil. O 9.7 milyon varillik şey değil. Bu Mayıs ayı içerisinde gerçekleşecekti. Fiyatların düşmesi, aslında fiziki fiyatlar vadeli işlemler piyasası fiyatlarından çok çok daha düşüktü. Eğer şeylere, diskantlara bakarsan. En basitinden North Kanada'daki şeyler 10 doların aşağısındaydı. Mart ayından itibaren. Permian Basin'de de falan da 10 dolar falan civarındaydı. Bu vadeli işlemler piyasası spot market'i catch etti daha sonra. O ayrı mesele. Ama bu düşük fiyatlar artı stoklardaki aşırı şişme dolayısıyla üretimde hemen bir daralmaya gittiler. Çünkü fiyatlar düşük olsa dahi üretim yapabilecek kişiler vardı ama stoklayacakları yerler yoktu. Her yer doluydu. Talepleri çok düşmüştü çünkü kimse araba kullanmıyor, şey kullanmıyor. Bu nedenle zaten gazolin stoklarında bir düşme var ama ham petrol stoklarında artış gözlemliyoruz. Bu durumda şeye baktığımızda non-OPEC, OPEC dışı ve şeye 2.38 diyor IEA raporu. Bunun yaklaşık olarak 1.5 milyonu şeyden geliyor. Amerika'dan. 700'ü Kanada'dan geliyor. Brezilya dışarısında hepsi artında aslında üretimlerini düşürmüşler. Şimdi şeye bakıyorum. OPEC ve müttefiklerine Rusya gibi. Yani herkes şunu bekliyor. Şunu soruyorlar. Tamam, anlaşmaya varıldı ama bunlar uyacaklar mı anlaşmaya? Şu anda iki ay için uymamaları için hiçbir neden yok çünkü uymasalar dahi ürünlerini satacak yerleri yok. Talep düştüğü için. Talep yok, fazla talep yok. Yani tabii ki satılmış. O da ayrı mesele. Çok düşük fiyatlardan efendim Hindistan olsun Hindistan şeylerini doldurmuş.
stoklar. Açık rezervlerinin. Çin aynı şekilde ciddi alım yaptı. Şeye bakıyoruz, Çin'e bakıyoruz. Bu ikinci kuartır, birinci kuartırda 11 milyon varillik bir şey var. Günlük. Stok artışı var orada da. Ya bu nedenle herhangi bir şekilde OPEC şeylerine baktığımızda ben ilk Mayıs ve Haziran için bu kotaların Irak ve Nijerya dışında gerçekleşeceğini düşünüyorum. Irak'ta da zaten açıklandı 700 bin varillik bir azalma var. Üretim kısıtlaması var. Bu yaklaşık 1.1 gibi bir rakamdı. Bir bakayım şuraya. Irak'ın 1.06 olacakmıştı. 700'ü kısıtlıyor. Tabii bunun üstüne şey de eklemek lazım. Lafınızı bölüyorum. Libya'daki üretim kesintisi artı İran ambargoları, Venezuela'dan kaynaklanan da ciddi aslında bir üretim kesintisine rağmen artı gelen OPEC ve OPEC Plus kesintisine rağmen aslında biz bu tabloyla karşı karşıyayız. Kesinlikle, kesinlikle. Yani o şey yani şu durum yaklaşık OPEC şeyinin İran, Libya ve Venezuela dışında üretimin 20.60'a düştüğünü görüyoruz. Bu eğer %100 şey compliance sağlanırsa Mayıs ve Haziran ayında. Tabii ki bu compliance'ın büyük ihtimalle sağlanacak gibi geliyor. Özellikle Suudi Arabistan 1 milyon ek üretim kısıtlaması, Birleşik Arap Emirlikleri 100 bin, Kuveyt 80 bin civarında. Öyle olunca şeydir. Ama gerisi muallak. Şey sonrası. Haziran sonrası. 10 Haziran'da bir toplantı var. Burada bu 9.7'lik şeyin yıl sonuna kadar devam etmesi için bir görüşme yapılacak. Ama oradaki şeyi ben olumlu olacağını zannetmiyorum. Yani tekrar bir uzatmadan yana tavır olmayacağını düşünüyorsunuz. Yani hazır zaten ekonomiler toparlanıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Öyle olacağını zannetmiyorum. Bu üretim şeyi kısıtlaması şeye düşecek gibi geliyor. Sekteye uğrayacak. 9.7'den 7.7'ye düşecek gibi geliyor. Onu belirtmek lazım. Peki ama orada herhangi bir 7.7'ye düşmesi durumunda ya da daha aşağı düşmesi durumunda bunun fiyatlar üzerinde nasıl bir etki yaratmasını düşünüyorsunuz? Çünkü az önce de konuştuk. Yani talebin hızlı V şeklinde bir toparlanma ya da U şeklinde bir toparlanma yaşamasını şu an birçok ekonomisi olarak beklemiyoruz. Bununla birlikte göz önüne aldığınızda belki ikinci, üçüncü dalgaların yani Çin'de Wuhan'da tekrar bir dalga başladı. 11 milyon kişiye şu an test yapılıyor. Yani İtalya'da da Avrupa'da da tekrar hayat normal dönüyor ama endişeler var. Bunlarla göz önüne aldığınızda üretim kesintisinin bir miktar 1-2 ya da daha fazla 2 milyon varilin altında üzerinde pardon geri çekilmesi sizce fiyatlarda tekrar aşağı yönlü bir risk yaratır mı? Ya fiyatlarda belli şekilde zaten şu anda biz fiyatlardaki iyileşme çok düşük seviyelerden geliyoruz. Yani, 10-15 dolarlık 12 dolarlık fiyatlardan geldik 29 dolara. O nedenle fiyatlarda zaten müthiş bir düşme olmuştu. Fiyatlardaki düşmenin asıl şeylerinden birisi de destekleyicilerinden birisi de stoklardaki 5 yıllık avaraj şu anda onun üzerindeyiz. Yani müthiş bir stok birikmesi var. Spare capacity dediğimiz o olay da özellikle OPEC'te epeyce fazla olduğu için fiyatlardaki bu baskı devam edecek. Aşağı yönlü baskı. Talepte düzelme olsa da benim fikrimce fiyatlar şu anda 31 dolar 31-32 dolar Brent'te Mayıs vadeli şeyde WTI'de Batı Texas Intermediate'de bunun yani özellikle Brent için konuşayım 35-40 dolardan fazla yükseleceğini zannetmiyorum bu yıl için. Bu yıl için. Peki, ne kadar şey dersen şey edin. Yıl içinde konuşuyoruz Bahattin Bey ama önümüzdeki hafta aslında kritik bir seviye. Az önce de konuştuk. Nisan ayında -37 dolarları gördük Mayıs kontratında. Ve önümüzdeki hafta içinde Haziran kontratı kapanacak ve Temmuz kontratına geçecek. Siz peki Haziran kontratında önümüzdeki hafta -37-40 dolarların daha altında bir negatif fiyat oluşmasını bekliyor musunuz? Çünkü dediğiniz gibi yani stoklar artmaya devam ediyor. Ve talepteki artış toparlanma da aslında
beklendiği kadar hızlı olmuyor. Haziran kontratı için kapanış tarihine yaklaşırken değerlendirmeniz nasıl fiyat? Onun kapanışı 19 Mayıs. Hı-hı. Yani gelecek Salı günü. Salı günü. Diye bakıyorum. Dün için açık pozisyon sayısı 135 bin. Yani bugün epeyce düşmesi gerekiyor. Bugün için epeyce düşmesi gerekiyor bu açık pozisyon sayısının. Aynı zamanda şeye baktığımızda Amerika'daki stoklara orada bir azalmanın da son haftalar için konuşuyorum. Azalmanın da olduğunu görüyoruz. Özellikle şeye baktığımızda 65 milyon varilden 62 milyon varile düşmüş. Cushing oradaki delivery point'te. Bu durumda büyük ihtimalle geçen ayki player'lar yani habersiz yakalanan, daha doğrusu ben şey söylüyorum bazen bazen aptal olabiliyor trader'lar orada. Onların olacağını zannediyorum. Tabii ki olasılık var. Ama olasılığın geçen aya göre çok çok daha az olduğunu inanıyorum. Yani o nedenle negatif fiyat olabilir ama bu olasılık geçen aya göre çok çok daha az. Geçen aydaki olay biraz şeydi, karışık. Olay sadece şey değil. Gün geçtikçe daha iyi anlıyoruz. Olay sadece şeyin olmaması değil. Stokların az olması değil. Onun aynı zamanda likiditenin olmaması ve son güne bırakılmış 25-30 bin kontrat var şeyden, yaklaşık olarak 30 bin numara Bank of China'dan. Yani bunlar olmaması gerekiyor. Özellikle şey, 700 işlem yapılmış son saatte. Bunu nasıl kapatacaksın ki? Yani eğer bu işi biliyorsanız, futures markette oynuyorsanız, siz bunun kuralını bilmelisiniz. Yani bu son zamanlara girdiğinde likidite düşer, market squeezing her zaman olabilir. Burada belli bir manipülasyon da, olgusu da vardı demiyorum. Ama olmuş olabilir. Yani peki, bunu bilenler vardır. US Oil Fund baktığımızda şimdi Haziran kontratına daha erken geçmeye başladı ve baktığımızda bunu artık daha ileri kontratlara doğru pozisyonların yaydığını da görüyoruz. Çünkü geçen ayki panikte aslında traderların biraz da açık yakalanmasında, yani US Oil Fund'un da bir ciddi pozisyon değişikliği olduğunu gördük. Onun arkasından diğerleri bunu takip etti. Siz peki WTI'deki en büyük, en önemli pozisyonlara sahip olan US Oil Fund'un bundan sonraki izleyeceği strateji nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. US Oil Fund geçen aya baktığımızda zaten şeylerinden çıkmıştı. Pozisyonlarından. Ayın ortasında yaklaşık olarak ne diyeyim, 22 Nisan'da biz 20 Nisan'da yaşadık. Pozisyonlarını galiba 12 Nisan civarı kapatmışlardı tamamen. Hı hı. Orada herhangi bir zarar etmediler. Onu söyleyelim hemen. Ama şunu gördüler. Bu yani özellikle sadece ve sadece gelen kontrat, nearby kontrat dediğimiz tek Haziran kontrağı vardı ellerinde. July, Temmuz ve ertesine geçiş yaptılar. Beklemedi herhalde şeyi. Yani bundan sonraki şeyleri büyük ihtimalle sadece bir kontrağa bağlı olmayacak. Daha geniş bir yelpazeye. Şu andaki şeye, duruma baktığımızda December 2021'e kadar pozisyonları var. Yani aslında bir nevi pozisyon riski çeşitlendiriyorlar. Yani daha evet, aylara yayaraktan. Yani şeye, şeyden sadece şeye bakmıyor. Gelen kontrata, yani gelen nearby kontrata bağlı değiller artık. Yani bu şeyde de öyle. Commodity index fundlarda da aslında orada da bir şey vardı. İlk 5 business, yani iş gününün 5. ve 9. gününe kadar her gün %20 azaltıyorlar. Orada da o sorun var. Büyük ihtimalle onlar da portföylerini çeşitlendirmek zorunda kalacaklar. Bahattin Bey, uzun yıllardır sadece petrol piyasası üzerine çalışmıyorsunuz. Aynı zamanda yani finansal piyasaların tamamıyla iç içesiniz. Ekonomi dünyasıyla da. O açıdan baktığınız zaman bu pozisyonların yani Aralık 2021'e kadar uzun bir vadeye yayılmasının aynı zamanda bir ekonomik perspektiften baktığınız zaman da bu en baştan beri konuştuğumuz global ekonomik toparlanmanın kademeli bir artış ve uzun süreye yayılacağını fiyatlandığı olarak, yani fiyatlanması olarak değerlendirebilir miyiz? Bu konudaki bakışınız ne dünya ekonomisi açısından?
Yani şeye bakarsak yani US Oil Fund dışında ben olaya bakıyorum. Bu olayın yani özellikle şeye baktığımızda şu fiyatlara baktığımızda yani fiyatları ben şunu söyleyeyim hemen. Vadeli işlemler fiyatlarını ben herhangi bir şekilde geleceğin forecast olarak bakmadım hiçbir zaman. Çünkü yaklaşık 3 veya 4 aydan sonrası bu fiyatlar sadece ve sadece hedging fiyatlardır. Price at which you hedge. O kadar. Yani herhangi bir şekilde şey forecasting ne diyoruz? Tahmin. Tahmin gücü çok düşük. Ama yine de eğer bunlara bakacak olursak oil petrol piyasalarında dengenin tekrar sağlanabilmesi epeyce uzun sürecek diyebiliriz. Peki WTI ve Brent'te 2020 için tahminleriniz yani 35-40 dolardan bahsettiniz Brent için ama yılın tamamına baktığınız zaman hangi seviyelerde olmasını bekliyorsunuz? Hem WTI hem Brent'in? Brent dediğim gibi 35-40 doları geçecek gibi gözükmüyor. Hı hı. Onu şey derim. WTI'da olay olarak yaklaşık olarak discount'ta şu anda 35. Gelecek yıl eğer bu şeyler devam ederse üretim kısıtlamaları söylenildiği gibi fiyatlar yaklaşık olarak 40 ila 50 arasında bir support şeyi bulabilir. Ama bu şeyi yine söylemek gerekiyor. Herhangi bir şekilde yeni bir dalganın yani gelmeyeceği varsayım altında. O nedenle herhangi bir şekilde şunu söylemek lazım. Yeni bir dalganın gelmesi durumunda yeni senaryoların yazılması gerekecek. O yeni dalga ekonomileri nasıl etkileyecek? Ekonomi mi, insan mı, şeyini nasıl şey vereceğiz? O nedenle ben fiyatlar üzerindeki baskının devam edeceğini düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Özellikle stoklardaki bu büyük artış ve de spare capacity, yani şu anda spare capacity'ye bakıyorum. Şeyin için. Suudi Arabistan gelecek ay eğer 7.5'a düşürürse en düşük üretim seviyesi. 12 milyonluk bir kapasite olduğunu düşürürsek 7.5 ne kadar diyor? 4.5 milyonluk bir spare kapasite var orada. Yani bu müthiş şekilde fiyatlar üzerinde baskı kuracak. Yani Şubat rakamlarına yani yaklaşık olarak o zaman neydi? Batı Texas 50-55 dolar. O rakamlara geleceğimizi ben 2020 veya 2021 yılı içerisinde hiç düşünmüyorum. Peki Batı Bey, Amerika açısından baktığımızda şimdi Amerika'da şeyin üretimi devam ediyor aslında. Yani mevcut kuyularda üretimi durdurmadıkları için. 2020'nin ve 2020 için şey üreticilerinin mevcut talepteki düşüş ve finansal piyasalarda gelişmelerden nasıl etkilenmesini bekliyorsunuz? Amerika'nın yani, üretim üzerinde yani 2020 ve sonrasında orta ve uzun vadedeki etkileri nasıl olacaktır? Yani şeye bakmak gerekiyor. Şimdi stoklardaki büyüme fiyatlardaki düşmeyle beraber zaten üretimlerini kıstılar. EIA'daki rakamlar şunu gösteriyor. 12.1'den üretim ortalama 12.1'den bu 2019 rakamı 10.9'a düşeceği şeyin sonu 2021'de. Ama şu var. Şimdi bakıyoruz kapital expenditure'a onun müthiş şekilde düştüğünü %25-%30 düştüğünü görüyoruz. Bu durumda ne yapacaksınız? Yaklaşık olarak şuna bakıyorum. Birinci ve ikinci çeyrek 2020'de %35 azalmış. Yatırımlar buraya. Capex'ler. Capex'ler. Bu durumda tabii ki 2010'dan beri bu oil ve gas sektör Amerikan ekonomisine müthiş katkı sağlıyor. Bu durumda düşük fiyatların Amerikan ekonomisi için de iyi olmayacağı anlamına gelir. Ama artık eskisi gibi değil. Oil fiyatlar arttı, petrol fiyatlar arttı, Amerikan ekonomisi düzelecek, bundan kötü etkilenecek değil. Etkilenme yönü pozitif yönlü.
O nedenle fiyatların artması gerekiyor orada. Daha aşetmesi için. Şeye bak, üretime baktığımızda yani Shell Oil, şunu hemen belirtmek gerekiyor. Bu diğer oyunlardan daha farklı. Ben fiyatlar düştü, tamam üretimi kapattılar, tekrar geri gelmesi zaman alabilir ya da o üretimi unutmaları gerekir diye bir şey yok burada. Bu farklı. Yani çok daha rahat bir şekilde vanaları çok, ama tabii ki süreç farklı, maliyeti var. Çok daha rahat bir şekilde vanaları tekrar açabilirler. O nedenle yani üretim kısıldı, artık geri gelmez diye iyi senaryolar üretiliyor. Ben ona katılmıyorum. Yani bu senaryolarda göz ardı edilen bunların çok daha flexible olduğu, fiyata çok daha sensitive olduğu olayı unutuluyor. O nedenle eğer fiyatlar 30-35 doların üzerine gelsin, çünkü infrastruktur burada, rahatlıkla üretim artışı tekrar gelecektir. Artı da burada yani CAPEX harcamanın düşmesiyle birlikte öte yandan Shell yatırımcıları açısından da maliyetlerin de bir nevi aslında düşmesinden de bahsedebiliriz. Çünkü yani çok daha fazla sondaj kuyusu da boşa çıkacaktır. Çok daha fazla şirket de burada servis şirketinin de aslında maliyetlerini yani pazar iş bulabilmek için açısından düşünmesi de belki tabii bir nevi rekabet gücünü arttırabilir diye düşünüyorum. Tabii, siz bilmem siz ne düşünüyorsunuz? 2014-2016 yıllarında da oldu. Özellikle çünkü şeye bakıyoruz. Yani sondaj kulesine bakıyoruz. O 292'ye mi düşmüş? Neye düşmüş galiba? Bak tekrar bir bakayım. 292'ye düşmüş. Bu son 10 yılın en düşük rakamı. En düşük rakamı. Yani bu artık ortada olan şeylerin ne olacak? Tabii ki onları bazen çalıştırmak için para dahi almayabiliyorlar. Yani o nedenle oradaki maliyet düşüşleri de yani servis sektöründe bir gerçek. Peki son olarak 2020 için sizin talep tarafında beklentileriniz nasıl? Yani mevcut Uluslararası Enerji Ajansı'nın rakamlarının daha altında mı olur sizce? Yoksa o seviyelerde bir talep yapısı mı gerçekleşir sizce 2020'de? Bir 2020'ye bakayım, bir de daha uzun dönemli bakayım. Onu öyle şey. Çok daha iyi olur. 2020'ye baktığımda ben ikinci dönemi çok, yani ikinci dönem yarı yılı çok optimist buluyorum. Yani birinci yarı yıl yani sorun yok benim için. Özellikle Mayıs Nisan ayında 26-23 orada bir sorun yok, ama şeye baktığımızda ikinci yarı yıl, yarı yıla baktığımızda üçüncü kuartır, üçüncü çeyrekli sadece 5,5, dördüncü çeyrek 3,8. Bunlar dediğim gibi hiçbir şekilde şeyin olmadığı varsayımına dayanıyor. Yeni bir dalganın. Ondan ayrıyeten de talebin tamamıyla yok olduğu varsayımını hiç göz ardı ediyor gibi. Çünkü belli şekilde şu ana bakıyorum ben benzin şeyinde talebinde şimdiyle 2040'lı yıllar arasında bu olaydan dolayı bir hayat tarzı değişikliğine gideceğiz. İnsanların bir kısmı, herkes demiyorum, bir kısmı artık evlerinden çalışacaklar. Evlerinden çalışacaklar. Bu daha az benzin talebine neden olacak. Öte yandan bazı insanlar da kamu araçlarını kullanmak yerine otobüsler falan kendi arabayla gelecekler. Ama o üretimdeki azalma yaklaşık olarak orada ben 1,5 milyon varili olacağını tüketimdeki azalma 1,5 milyon uzun dönemde azalmanın olacağını düşünüyorum. Öte yandan en büyük sektör aviation dediğimiz hava yolu şeyinde yaklaşık 8-9 milyon varillik bir talep günlük. %60'ı bunun leisure yani kültürel turizm. %40'ı ise business travel yani iş hayatı. Şeylerin iş yeri sahiplerinin yaklaşık olarak bunu
gözetmeler gerekiyor. Artık yani şu anda şeye bakıyoruz, benim oraya gelmeme gerek yok. Artık telekonferansları şey edebiliyor. Bunun maliyet açısından değerlendirmesini yapacaklar. Bunun da ayrıyeten bir 1,5 milyon varilik bir tüketim azalmasına neden olacağını düşünüyorum. Tabii ki biz tekrar eski talebe geri döneceğiz. Çünkü dünya nüfusu artıyor. Herhangi bir şekilde enerji talebi düşecek demiyorum. Peak oil demand geldi demiyorum ben. Ama şu andaki duruma göre yaklaşık 3 milyon varilik bir talep. Kalıcı bir talep düşüşü. Evet. O şekilde düşünmek gerekiyor. O nedenle ben biraz daha pesimistim. İkinci yarı yıl için. Çünkü artık insanlar çok daha çekingen davran. Örneğin ben kendi açımdan söyleyeyim. Restoranlara her hafta 2-3 defa gidiyordum. Artık herhalde ayda bir giderim gibi geliyor bana. Çünkü yani belli bir şey var. Çekingen. Bu ne zamana kadar devam edecek o olay için? Şeyi söylemiyorum. Evden çalışma veya iş yeri iş için seyahatleri söylemiyorum. Ama diğer olaylar aşı bulunana kadar devam eder. Çünkü o vakte kadar insanlarda bir tedirginlik olacak. O bulunana kadar devam edeceği için talepteki iyileşmenin AY'in beklentileri doğrultusunda olacağını tahmin etmiyorum. Yani eski düzene, yani normal biz 100 milyon varillik bir talebe 2022-2023'te ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu durumda bu kadar şeyi talepteki azlığı petrol üreticileri nasıl karşılayacaklar? Ama burada bir finansal kriz, yani real ekonomik kriz, finansal kriz de demek olabilir o ülkeler için. Özellikle Suudi Arabistan ve diğer ülkeler için. Bahattin Bey, peki Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporundan çıktık ama IMF'in olsun, OECD'nin olsun, diğer yatırım bankalarının olsun 2020 ve 2021 için global ekonomiye yönelik büyüme beklentileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sanki orada da petrol piyasalarında olduğu gibi biraz fazla iyimser bir tahmin mi var? Yani 2020... IMF her zaman geriden takip eder bildiğin gibi. Yani herhangi bir şekilde kötü senaryoları fazla ortaya koymuyor. Herhalde bir politik organizasyon orası. Ülkelerden gelen şeyler yani son durumda tabii ki şey gördük biz. Büyümeyi negatife çektiler ama çoğu zaman bu kötü senaryoları ortaya hiç koymazlar dahi. O nedenle fazla şey bakmamak gerekiyor o rakamlara. Gerçek yani onu söylemek de istemiyorum ama biraz daha fazla iyimser. Biraz iyimser. O nedenle örneğin en basitinden ikinci kuartırda, ikinci şeyde Amerika'da beklenen şey yaklaşık olarak yani oranın çok çok daha üzerinde. Yani, küçün, düşünün, küçün 36 milyon kişi işsizlik başvurusu yapmış. 36 milyon kişi. Bu yani hiçbir zaman görülmemiş bir şey. Yani bunun tabii ki şeyler olacak, yansımalar olacak. Tüketim üzerinde. Bu tekrar şeye geçmesi de şeye bakmayın. Trump'ın V-shape yani V şeklinde tekrar benim büyümeye geçeceğim şey ben zannetmiyorum açıkçası. Burada epeyce sürecek şeyler. Bahattin Bey çok teşekkür ediyoruz. Bugün sizinle en finansal piyasaları, dünya ekonomisini, petrol piyasalarını, petrol fiyatlarını konuştuk. Bizim için de keyifli bir sohbet oldu. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda petrol aslında konuşmaya devam edeceğiz. Ekonomideki gelişmelerle birlikte, dünya ekonomisindeki. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bugün Bahattin Büyükşahin bize Washington'dan güzel bir sohbet yaptık. Petrol piyasalarını konuştuk, finansal piyasaları konuştuk ve önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarında tekrar negatif fiyatın görünme ihtimalini konuştuk. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Çok teşekkür ediyorum. Emre'cim görüşürüz tekrar.